Güneş sistemimizde gözlemleyemediğimiz ancak, var olduğuna ihtimal verilen, gizemli 9. gezegen hakkında yürütülen yeni çalışmalar, gezegenin Güneş'e düşünülenden daha yakın olabileceğini ortaya koydu. Bu da Dünya'dan bakıldığında, daha parlak görülebileceği anlamına geliyor. Bundan yaklaşık 5 yıl önce, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde görevli iki astrofizikçi olan, Michael Brown ve Konstantin Batkin Astronomical Journal'da, gözleri üzerlerine toplayacak bir araştırma yayınladılar. Bu araştırmada, Güneş etrafında dönen ve, Dünya'dan yaklaşık 10 kat daha büyük olduğu düşünülen, bir gezegene dair veriler sundular. O günden bu yana varlığına yönelik türlü tartışmaların döndüğü ve, Planet X ya da Planet 9 olarak anılan bu kuramsal gezegene dair sunulan kanıtlar, Kuiper kuşağındaki Neptün ötesi cisimlerin olağan dışı yörünge hareketlerine dayandırılıyor. Ancak bu kanıtların geçerliliği, henüz tüm bilim insanları tarafından, kabul edilmiş değil ve kimi bilim insanlarına göre, Planet X olarak adlandırılan şey bir gezegen değil. Aradan geçen 5 yılın ardından hala ne olduğuna dair, kesin bilgilere ulaşamadığımız Planet 9'a dair yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Yine Michael Brown ve Konstantin Batkin tarafından yayınlanan araştırma, gezegenin eğer var ise, Güneş'e düşünülenden daha yakın olabileceğini ortaya koydu. Planet 9'un Güneş etrafındaki bir turunu, tam 18.500 yılda tamamladığı düşünülüyordu. Bu geniş yörünge, Güneş sisteminde karşımıza çıkan en büyük yörünge ve ona en yakın rakip ise 164 yıllık turuyla Neptün. Yeni araştırma ise Planet 9'un yörüngede bir turunu, 18.500 yıl yerine 7.400 yılda tamamladığını ortaya koydu. Bu da gezegenin, Güneş'e düşünülenden çok daha yakın olması gerektiği anlamına geliyor. Eğer Planet 9 Güneş sisteminin en ücra köşesinde gerçekten de varsa ve Güneş'e yeni araştırmanın ortaya koyduğu kadar yakınsa, bu onu tahmin edilenden daha parlak bir şekilde gözlemleyebileceğimiz anlamına geliyor.